Merhaba arkadaşlar, bugün FIFA 22 kariyer modunda Galatasaray'dayız ve Galatasaray'la borçlu rebuild yapacağız. Galatasaray'ın yaklaşık 350 milyon civarlarında bir borcu var. Fenerbahçe borçlu rebuild'ında da sayı yaklaşık olarak almıştık. Bugünkü gündem maddemiz 350 milyon euro ve 5 yıl içerisinde bu borcu tamamen kapatabilmek. Tabi 5 taksitle ödeyeceğiz. İlk 3 yıl içerisinde 50'şer milyon euro, 4. yıl 100 milyon euro, 5. yıl 100 milyon euro şeklinde. Tabii daha öncesinde bu borcu kapatabiliriz eğer çok fazla paramız olursa. Videoya geçmeden önce like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Galatasaray'ın mevcuttaki kadrosu görüntüde 4-1-4-1 şeklinde. Tabii bu kadrodan belli başlı oyuncuların gitmesi gerekecek. Çünkü ilk sene hali hazırda 50 milyon euroluk bir borç ödememiz gerekecek. 29 milyon eurosu sezon öncesi bütçesinden gelmiş. Yani bizim 21 milyon euroya daha ihtiyacımız var. Bakalım kimleri gönderebiliriz ve kimleri satarak bu borcu ödeyebiliriz. Önemli gündemlerden biri. Pegolini filan değeri çok düşükmüş bu arada. Bir an önce bu değerlerin arttırılması gerekiyor. Maaşlara baktığımda da onlarda da indirime gideceğiz. En fazla maaşı Gomez alıyormuş. Kesinlikle bu maaşlar 35 bin euro seviyesine düşmeli. Mesela Buffett'in Pegomiz'de 42'ye düşürebildik. Van Aanholt'da 38 bin euro. Pegoli bence çok fazla alıyor, 39 bin euro. Bundan sonra Marcano'nunkinde de bir tık indirime gitme ihtiyacı duyduk. Babel fazla alıyor. Zaten bu bütçelere Babel'i gönderemeyiz. O yüzden maaşında indirim yapmak çok mantıklı. Tayland'a indirime gittik. Çıkalda bundan sonra birazcık daha düşük kazanacak. Emre Kılınç çok fazla alıyormuş. Yani bu takımda zaten oynaması bile mucize olan isimlerden biri. Arda çok fazla kazanıyor bence. İlk sene zar zor herhalde 50 milyon euroyu bulabileceğiz gibi. 48 bin euroluk bir kar elde ettik. 32 milyon euroya transfer bütçesini çıkardık. Hazırlık turnuvasından belli bir miktar gelir gelecek. O da önemli olacak tabii ki. Bir yandan satışlar olacak. Morussan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gelmiş. Bu arada son bir güncelleme geldi FIFA'ya. Sanki o güncelleme ile birlikte oyuncuların değerleri bir tık düşmüş gibi hissettim. Ya da başlangıçta Galatasaray'ın değerleri her zaman düşüktü. Emre Kılıncı Fenerbahçe istiyormuş. Yani gönderilebilir ama iyi fiyat vermeleri gerekiyor. Taylan'ı istiyor Feyenoord. Taylan'ı da göndereceğiz. Omar'ı da Trabzon istiyormuş. 4-600'ü kabul ediyorum. Bir de bu rebuild'da şöyle bir kuralımız olacak. Tabii ki de mevcuttaki 14 yabancı kuralı. 14 yabancıdan daha fazlasını transfer edemeyeceğiz. Hazırlık turnuvasında da yarı finalde elendik. 40 milyon euroyu bulduk. Kaldı 10 milyon euro. Sofyan Feghouli'ye 4-300'lük teklif. Kabul. Maaş olarak da en azından yüklerinden kurtuluruz. Emre Kılınç için 3,5 milyon euroluk bir teklif. Tamam. Taylan için de 4 milyon euro. Bunu da kabul ediyorum. Muhtemelen bu 3 transfer sonrasında 50 milyon euroluk ilk sene borcunu öderiz. Bu arada geçenlerde bir haber gördüm. Falcao ve Cagney'nin Galatasaray'a toplam maliyeti 50 milyon euroymuş. Gerçekten yöneticiler bazen hani kendi ceplerinden çıkmıyor gibi harcıyorlar ya paraları. Gerçekten kendi ceplerinden çıkmıyor. Çıksa bu kadar kolay bu ücretleri harcayabileceklerini ben düşünmüyorum. 50 milyon euro demek Galatasaray'ın borcunun 7'de 1'i, 8'de 1'i demek şu an. Bu arada Taylan gitmedi. Gitmeyi reddetti Feyenoord'a. Ryan Babel'i Braga istiyor. Ama Babel gider mi emin değilim. Şu an satışlarla beraber transfer bütçesi 49.500 oldu. Hadi ama Babel, senin de gitmen lazım. Babel giderse borç biter. Gerçi Babel satıldı. Muslera'ya da teklif varmış. Muslera gitmeyecek. Kaç maaşta daha indirime gitseydik 50 milyon euro yine tamamlanırdı diye düşünüyorum. Şimdi şu şekilde ayarlıyorum. Transfer bütçesi görüntüde. Cheat Engine yardımıyla ben bunu sıfırladım. Tabii maaş bütçesinin hepsini transfer bütçesine attığı için şu an ortalık biraz karıştı. Şöyle kalabilir diye düşünüyorum. Morussan'ı sağ orta sahaya çekeceğim. Bu arada yani bir kısım Morussan diye okuyor. Bir kısım hala Morutan diyor. Muhtemelen şu TN'nin altında bir tane çizgi var ya. O çizgiden dolayı Morussan diye okunuyor. Buffett'in Pegomiz şimdiden eksi bir düşmüş. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuları da göstereyim. Semih Kaya dahil bu isimlerle yeni kontrat imzalamayacağız. Buffett'in Pegomiz'le maaşını düşürme konusunda anlaştık ama
Yeni kontrat muhtemelen imzalamayız. Taylan için Fenerbahçe'den teklif var. Red. An itibariyle Taylan satılmayacak gibi duruyor. Barış Alper Yılmaz için Braga'dan kiralama teklifi var. 2 yılı deneyeceğim. 2 yılı kabul ettiler. 2 yıl gitsin kendisini göstersin orada. Morussan'a yine kiralama teklifi geldi. Yok, Marcao'yu satmayacağım şu an için. Gerçekten iyi fiyat ama önümüzdeki süreçte değeri daha da fazla artacaktır. Bir tane orta saha transferi yapacağız mevcuttaki kısıtlı bütçeyle. Tabii bu bütçeyi kullanırken sonraki satıştan payda eklemeyi düşünüyorum. Yoksa yetmeyecek. Ramsey'i Aston Villa'dan Galatasaray'a getireceğiz. Ve ilk sezon itibariyle bütün bütçeyi de bitirdik. İşte gelenler ve gidenler listesi Galatasaray'da. Yani önümüzdeki sene yine ciddi zorluk yaşayacağız borcu öderken. Onu şimdiden söyleyeyim. Kolay olmayacak. Bu da bu senenin kadrosu. Avrupa Ligi'nde zaten çok yakından tanıdığınız grup. Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya. Hedef gerçekte olduğu gibi bu gruptan çıkabilmek. Bu arada Morussan'da sağ kanattan sağ orta sahaya pozisyon değişimi var. Avrupa Ligi 5 puanla 3. olabildik. Ya Fatih Terim'in yaptığı gerçekten önemli bir başarıydı. Ama biz burada bu sene başaramadık. Konferans Ligi'nde ise rakip Feyenoord ön eleme turunda. Feyenoord maçına geldik. Hem Morussan yok hem Çıkaldağ yok. 2 tane oyuncu birden. Ve sonuç 2-1 kaybettik deplasmanda. Hem de öne geçip. Adım adım havlu atmak üzereyiz. İkisi de döndü bugün. Ama 3-1 kaybettik kendi evimizde. Konferans Ligi'nden de eğlendik. Gomis yine tek gol attı. Süper Lig'de ilk sene sonumuza geldik ve Galatasaray bu sene 75 puanla 3. İkili avarajda ikinciliği kaçırmışız. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirdik diye düşünüyorum. En azından o gelirden mahrum olmak bence bu sene adına kötü bir gelişme. Türkiye Kupası'na geldik. Son 16'da Adana Demir'i 4-1 ile geçtik. Sonrasında Antalyaspor'a elendik. Başakşehir şampiyon oldu. UEFA Süper Kupası Villarreal, Şampiyonlar Ligi Bayern Münih, Avrupa Ligi Marsilya ve Konferans Ligi Tottenham'ın oldu. Fenerbahçe yarı finale kadar gelmiş bu arada. Takıma gelecek olursak düşüşler ve yükselişler çok fazla göze batıyor zaten. Muslera -2 düştü. Seneye daha iyi bir kaleci bulabilir miyiz? Elimizde ne kadar bütçe kalacak? O da önemli tabii. Van Aanholt +1 dedi. Ozan Vafor +2 artmış. Bakıyorum Lüyendam +1. Döndüğünde onu satacağız muhtemelen. Işık Kaan Arslan'ı bir türlü kiralayamadık. Semih Kaya gidiyor. Alparslan Öztürk +1. Marka +3'te 80'i buldu. Nelson da +4 dedi. Sasha Boy da +4 gelişti. Kerem Aktürkoğlu 77 oldu. Yine +3 çok fazla vardı takımda. Gomis takımdan ayrıldı. Seneye Fulham'a gidiyor. Bu senenin en iyi performanslarından birini de o gösterdi. Hatta en iyisini. Belli bir dönemden sonra formayı da kaptırmaya başladı aslında. Yeni çok düştüğü için. Ama ona rağmen 29 gol 4 asiste. Aslında bir önceki Galatasaray performansı da çok iyiydi. Bu sefer de yine zirvede bırakarak Galatasaray'dan ayrılıyor. En değerli oyuncumuz şu an için Marka. Ligde gol kralı Bafétimbi Gomis. Asist kralı Vakayemi Trabzonspor'dan ve gol yemeyen maç sayısında Muslera 5. Mert Günon bayağı gerisinde kalmış Muslera sayı anlamında. Yeni sene Galatasaray'da başlıyor. Transfer bütçesi yalnız çok düşük. Bu sene bayağı zorlanacağız. 20 milyon euro, yaklaşık 30 milyon euroya ihtiyacımız var sene başında. Bu sene önemli bir yapılanmaya gidebiliriz. Ciddi isimler Galatasaray'dan ayrılabilir. Hazırlık turnuvasına çok erken veda ettik. Çıkaldağ'a Genk'ten teklif var. Bu teklifi biraz yükseltelim mümkünse. Van Aanholt'u istiyorlar. Valeri Bondar'ı takasta kullanmak istiyorlar ama ya Bondar'ın yaşı biraz geçmiş gibi duruyor 71 gen için. O yüzden sadece para istiyoruz. Emre Taşdemir Maritimo'ya gidecek gibi. Bartu Elmas'ı Beşiktaş satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ya Beşiktaş'ta oynayabileceğini zannetmiyorum. Berkan Kutlu'ya Feyenoord'dan teklif var. Daha iyi bir teklif verirlerse düşünürüz. Van Aanholt için 9.280. Berkan Kutlu için 5.3'e anlaşıyoruz. Berkan'ı da yollayacağız. Ömer Bayram'a teklif var 1.650 Maritimo'dan. Emre Taşdemir'i alamadılar ya sol beke. Bu sefer Ömer Bayram'ı deniyorlar. Bartu Elmas için Medipol Başakşehir'den kiralama teklifi. Mustafa Muhammed gidecek. Ama takaslı oyuncu istemiyorum. Lindama için 8.7. Bu teklif sanki 10 milyon euroları zorlar. Emre Taşdemir'e Antwerp'ten teklif var.
Emre Taşdemir bu sefer de gitmezse eğer, o zaman maaşında biraz indirime gitmeye çalışacağım. Ömer Bayram gitmedi. Emre Taşdemir satıldı. Berkan gitti. Luyendama için 8.7'yi yükseltmediler. Luyendama satıldı. Ramsey'e Feyenoord'dan teklif var. Mustafa Muhammed 28.7. Çıkaldağ için kulüp buruş. Görüşelim. Ramsey dursun. Hatta bu sene şöyle bir şey yapsak. Morussan'ı ofansif orta sahaya çekeceğim. Yunus Akgün sağ orta sahada oynasın. Çıkaldağ'a gittikten sonra da şurayı ofansif orta saha yapacağız. Mustafa Muhammed de satıldı bu arada. Çıkaldağ için 24.8. Evet, satışlar tamam. 50 milyon euroyu bütçeden yine sileceğiz. Bayağı bütçe kalacak ama bu sene için. Hemen bütçeyi sildik. Şöyle 23 milyon euro orada, 427 orada kaldı. Yaklaşık 30 milyon euroluk bütçemiz var. İyi transfer yapacağız. Özellikle forvet eksiğimiz var. Sol bek eksiğimiz var. Forvet'e iyi bir isim getirmek istiyorum. Hazır bütçede varken. Lassina Traore. Şu an Shakhtar Donetsk'te. %15 pay. Yani kalabilir ama %15 pay kalacaksa 19.5 veririm dedim. 24.5. Bir şekilde indirime gitmemiz lazım. Çok yüksek istiyorlar. Hem de paylı çok yüksek istiyorlar. Sıkıntı orada. Sol beke takviye Almanya'dan. Noah Katterbach diye okunuyor olması lazım. Özellikle soy ismi. %8 pay red ama 6 milyon euro. 6.7'ye hatta anlaşabiliriz. Ömer Bayram'a Vallecano'dan teklif var. Yunus Akgün'ü değerlendireceğiz. Ne kadar gelişir orası tam bir muamma ama. Evet, Morussan'da pozisyon değişikliği var. Yeni artıyor mu? Artı 1 arttı. Aytaç Karay'ı Clermont istiyormuş. Ömer Bayram yine gitmedi. Şu adamın bir kontratını yenileyelim. Taylan için 5.2'lik teklifler. Aytaç da gitmedi. Abi kimse gitmiyor. Taylan gönderilebilir ama. Aytaç'ın kontratını da bir düşürelim. Sezon sonu Emre Akbaba, Ozan Vafor ve İsmail Çipe ile kontrat yenilenmeyecek. Taylan satıldı. Orta saha olarak görünüyor ama defansif orta saha ikinci mevki. Yani geldiği gibi direkt defansif orta saha yapabilir miyim? Emin değilim. Sonraki satıştan payı kaldırsak 8.6 biraz fazla. 7.6'ya Marco Bulat transferi bitmeliydi bence. Ama 1 milyon euronun lafını yaptıkları için, hatta 100 bin euronun bile lafını yapıyorlar. Şimdi Marco Bulat 44 haftada defansif orta saha olabiliyor. Adam birçok mevkiye çekilebiliyormuş bu arada. Bu arada maaş bütçesini şuraya çekince 6 milyon euroluk bir transfer bütçesi daha oluştu. Öncelikle forvet rotasyonuna Simeone'yi istiyorum. Atletico'da oynuyor. 3 milyon euroya Simeone ile anlaşıyoruz Simeone için. Son olarak da orta sahaya rotasyona bir transfer yapacağım. Gori diye bir isim. Satış payı olsun, 2 milyon euroya anlaşalım. Ve Galatasaray'da yeni sezonun bütün transferleri işte görüntüde. Bu seneye hazırız. 11'imiz, yani planlanan 11 tam olarak bu. Yedeklerimiz ve kadro dışındaki oyuncular. Bu arada Emre Akbaba'ya Başakşehir'den teklif var. Alparslan'ı da istiyorlar. Son 5-6 saat kaldı transferin bitmesine. Hani giderlerse olabilir. Alparslan'ı göndermeyeceğim. Rotasyonda iş yapacağını düşünüyorum. Ama Emre Akbaba'nın maaşından kurtulmak mükemmel olur. Işık Kaan Arslan'ı da kiralamak istiyorlarmış. Süre yeterli olur mu emin değilim. Kerem'i satmayacağız şu an için. Emre Akbaba gitti. Aytaç Karay'ı da Young Boys istiyor. Tam olarak transferin son gününde istediğimiz şeyler olmaya başladı. Son saatlerinde hatta. Işık Kaan Arslan için de anlaştık. Son 2 saat. Işık Kaan için yeterli olur mu bilmem de Aytaç Kara sanki gitti. Bakıyoruz. Aytaç Kara satıldı. Diğer transferler yattı. Transfer Galatasaray'da bitti. İşte Konferans Ligi grubu bu sene. Leuven, Kuluş, Duygardens. Yani çok rahat bir şekilde liderliğin gelmesi gereken gruplardan biri. Bu kadroyla bunu başarabiliriz. Bu Bulat bir türlü MDA olmadı. 12 haftası daha var. 1 Ocağa geldik. Konferans liginde 11 puanla bence çok zorlanmışız. Liderlik geldi. Bundan sonra ön eleme sonrasını bekliyoruz. Son 16'yı. Rakip belli oldu. Victoria Pilsen, Başakşehir'de devam ediyor. Hammarby ile oynayacaklarmış. Zor takımlar var evet ama güzel kurallarla bence final gelebilir. Hala Bulat'ı bekliyoruz. Bir türlü adam defansif ortası olmuyor. Deplasman 2-0'lık galibiyet. Ramsey ve Morussan. Revanşa geldik. Çeyrek final için 2-2 yetti. İşte çeyrek final kuralları. Hammarby Başakşehir'i elemiş. West Ham bence buradaki en zorlu takım. Hertha Berlin'le birlikte. Kurayı çok beğendiğimi söyleyemem. Kendi evimizde başlıyoruz. 2-1'likte galibiyet. Xavi Simons. Onların tek golünü atıyor.
Ama tur için büyük umut. Hadi. Yarı final. 0-0 yetti Galatasaray yarı finalde Konferans Ligi'nde. Utrecht, Lille, Hertha Berlin. Utrecht kurağımız yok mu be? Evet, bu arada maç sonunda Bulat'ın defansif orta saha olduğunu öğrendik. Evet, kura biraz zorlu. Lille, Galatasaray, Utrecht, Hertha Berlin'e gitmiş. Bakıyorum Lille'de Burak Yılmaz devam demiş. Zeki Çelik görünmüyor ama. Hadi deplasmanda iyi sonuç. Hadi 3-2. Güzel. Yalnız 2 şutta 2 gol attılar. 4 şutta 3 gol attık. Bayağı giden gol atmış kaleye. Final için son bir adım. Hadi. 3-1 kaybettik 84'te. Gomez atıyor. Yarı finalde Lille'ye elendik. Yani 1-0'da öne geçmişiz. Hemen gol yemek ne demek? Başaramadık. Utrecht finalde ya, şaka gibi. Penaltılarla finale çıkmışlar. İkinci sene sonumuzu yaptık. Süper Lig'de şampiyon Galatasaray 87 puanla. Türkiye Kupası'na geldi sıra. Son 16 7-1. 3-2. Deplasman golleriyle final şampiyon Galatasaray 2-2. UEFA Süper Kupası Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain, Avrupa Ligi Manchester United, Konferans Ligi Lille. Utrecht'e yenmişler finalde. Takım kadrosuna gelecek olursak seneye artık kaleci aramaya başlayacağız. Muslera eksi 2 daha düştü. Belki de bir tık daha iyi gende olsaydı Muslera, biz gidip Lille elerdik. Şimdi Noah artı 3 gelişmiş, idare etti. Victor Nelson artı 1 demiş sadece. Marco artı 2 demiş. Acaba Nelson yani yerine transfer gerekiyor mu? Ozan Vafor Antalya'ya gidiyor. Sasha Boye artı 2, artı 3'lerimiz de vardı. Jakob Ramsey artı 4 dedi. Artı 6 Yunus Akgün vardı. Bu sene baya baya kendine gelmiş Yunus Akgün. 13 hafta sonra da 77 olacak şekilde planlamışız onu. Lassina Traore de artı 3 dedi. Performans anlamında Traore, Morussan, Kerem, Yunus Akgün harika oynamışlar. Ramsey ile Bulat'ın performanslarını da çok beğendim. En değerli oyuncumuz Lassina Traore şu an. Ligde kral Berisha. Asist kralı Kerem Aktürkoğlu. Ve gol yemeye maç sayısında Muslera 4. Bofen Hatay Spor'a transfer mi olmuş? Vay be. Üçüncü senemize başlıyoruz. Bütçe yine idare eder seviyede. Bu senede 50 milyon euroyu bir şekilde bulmamız gerekecek. Herhalde Jakob Ramsey için yani artık yolların ayrılma zamanı. O parayı nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. O yüzden yeni gelmiş geliştirdiğimiz bir ismi satmak mantıklı geliyor bana şu an için. Barış Alper Yılmaz'ı Trabzonspor istiyor. Simeone'yi istiyorlar ama 7 milyon euroya kadar çıkarabiliyormuşuz teklifi. Ömer Bayram'da 1.450. Juliano Simeone daha yeni gelmişti ama iyi fiyat geldi. Jakob Ramsey'e Brighton'dan etkili bir teklif var. Şöyle teklifi 49 milyon euro seviyelerine yükseltelim. Ömer Bayram yine gitmiyor ya. Ramsey için 49.8. Simeone için de 6.3. Simeone dursun ya. Ramsey ile zaten bu senenin borcunu ödeyeceğiz. Ramsey gitmedi çünkü takımda sadece 18 tane oyuncu var. Daha doğrusu hala görüşülüyormuş. Bizim bir an önce bir tane oyuncu almamız gerekiyor. Direkt Ramsey'in yerine hatta. İstediğim oyuncu Quentin Timber. Serbest kalma bedeli 9.3 ve biz onu kullanıyoruz. Ömer Bayram'a o kadar kızdık, adam 18 kişiyi azaltamadığımız için gitmemiş ya. Abi bu kim ya? Selim Doğan diye bir tane merkez forvet var. Regen. Türk düşünüyorum. Kimin merkez forveti bu kadar yetenekli olabilir ki? Tek sağ bek olarak düşünmeyin. Sağ bek, stoper ve sol bek rotasyonu için alacağım. Çünkü bek rotasyonumuz yok. Mert Müldür Galatasaray'a gelecek. 10 milyon euro, %15 pay. Ömer Bayram'ı Fenerbahçe istiyormuş. Kabul. Şimdi transfer bütçesi 44.8, 46.5. Ramsey satıldı. Yine satışa devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Mert Müldür transferi biraz işleri bozdu. Marka'ya teklif var. Florentino artı 10.3. Kötü bir defans orta saha değil bu arada. Ama size para verin diyeceğim de şöyle bir durum var. Red diyorum. Marka ile yeni kontrat imzalamam lazım. O yüzden düşük veriyorlar. 18 oyuncu var ya, rotasyona bir tane Regen alacağım. Çünkü gerçekten oyuncu satmakta zorluk çekiyoruz. En azından sayıyı arttırmam lazım. Sloven bir tane oyuncu, alias Çeryak diye bir isim. Gelsin. Yine rotasyonu doldurmak amaçlı. Ahmet Gülay serbest de düşmüş. Sol bekte zaten rotasyonda tam olarak oyuncu yok ve kendisi bize geliyor. Şimdi Bartu Elmaz'a 1 yıllık kiralama teklifi, o bir dursun. Victor Nelson'a iyi bir teklif var. Bu teklif değerlendirilebilir.
Warrior'a teklifler var. Victor Nelson için anlaşamadık. Oo, kötü oldu. Alpaslan'a 3.2. Bunu bir kabul edelim. Gori'yi de Utre'ye göndereceğiz. Bu arada transfer dönemi bitmek üzere. Giden oyuncularla birlikte 50 milyon euroluk borcu bu senede kapatıyoruz. Sonrasına bakacağız. Yani isterdim ki biraz bütçe kalsın. Çünkü kaleci almamız gerekiyordu. Ama şu an için bütçemiz yok. Son saatlere doğru, son günlere doğru adım adım. Ve Galatasaray'da transfer bitti. Gelenler ve gidenler bunlar. Muslera bir sene daha Galatasaray'da. Yani önümüzdeki senede muhtemelen kontratı yenilemeyiz. Artık bırakmasını istiyorum. Sene sonu geldiğinde de 72'lerle onu görebiliriz diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde G grubu Bayern, Sevilla, Lokomotiv, Moskova. Yani kaleci biraz problem. Yani Muslera'nın gene düşük olduğu için daha da düşme ihtimaline karşın burada ne yapacağımızı kestirmek mümkün değil. G grubunda 3 puanla ne yazık ki elendik. Kaleci alamadık, bütçe kalmadı, oyuncu satamadık ne yazık ki. Durum bu sene böyle oldu. İnanılmaz bir şampiyonluk mücadelesi. Sene sonunda bakalım şampiyon kim oldu? Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Tabii ki de Galatasaray 1 puan farkla şampiyon oldu. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 4-3 Gaziantep, 4-2 Trabzon, final şampiyon Galatasaray. UEFA Süper Kupası Paris'in, Şampiyonlar Ligi Liverpool'un oldu. Avrupa Ligi Mönchengladbach ve son olarak da Konferans Ligi Real Sociedad'ın bu sene. İşte sene sonu kadronun görüntüsü. Seneye çok daha iyi iş yapacağız. Muslera 74'e kadar düştü. 40 maçın 11'inde gol yememiş ama daha iyi bir kaleci artık gelmeli. Noah artı 5, Nelson artı 2, Marka artı 2 stoperler bayağı yavaşladı. Sasha Boye'yi de 80'i zar zor buldu. Bulat bayağı iyi gelişmiş. Bartu da fena değildi. Kerem 85'i buldu. Ceryak 71'i buldu Sloven orta saha. Timber'dan formayı da ara ara sanki aldı gibi. Morussan artı 3, Yunus artı 3, Lassina, Traore artı 6 gelişti. Bu senenin en iyi gelişimlerinden biriydi. Morussan, Traore, Kerem, Yunus ve Bulat şeklinde katkılar sıralanmış. En değerli oyuncu Lassina, Traore. Gerekirse seneye satmak zorundayız çünkü 100 milyon euro ödememiz gerekecek. Gol kralı Pelkas oldu. Asist kralı Pelkas oldu. Gol yemeyen maç sayısında Lis 1, Muslera 4. Dördüncü sene başlıyor ve 100 milyon euro ödememiz gereken bir sene. Oyuncu satacağız. Mecburuz. En değerli oyuncumuz Lassina Traore'ymiş. 120-500'lük değeri var. Abi ben bu adamı transfer listesine ekledim. İyi de bir isim. Traore severim de. Ama şartlar işte bunu gerektirdi. Traore için Porto'dan teklif var. Guriç artı. Yani belli bir miktar para ama ben sadece para istiyorum Traore için. Victor Nelson satılabilir mi? Sanki satılabilir ama şu an için dursun. Marka da aynı şekilde. Bu arada oyuncu sayımız yetmediği için Muslera ile otomatik kontrat imzaladı oyun. Hatta 3 sene kontrat imzalamış. Şimdi ilk olarak rotasyon da olabilir. Belki de az kalecimiz bundan sonra o olacaktır. Doğan Alemdar istediğim oyuncu. %10 payı kalsın 8.5 milyon euroya. Bu transfer bitmiyor. 9.600'e çıktı bir de. 9.1 Sampdoria ile anlaştık. Traore için Leipzig'den teklif geldi. Abi Leipzig'in teklifi muhtemelen 180 üstüne kadar çıkabilir. Bu arada eğer 200 milyon euroyu da aşarsak ya ben bütün borcu şimdiden kapatırım. Seneye rahat ederiz. Traore için 213-300 anlaştık. Müthiş. Gerçekten müthiş ötesi fiyat. Porto ile de anlaşmışız. Porto'yu reddet. 157 milyon euro. Evet o satıldı. Ama 213 milyon euronun hepsini bütçeye eklemedi yönetim kurulu. Bu sene tam olarak kapatamıyoruz. Şöyle yapacağım. Seneye bir tık elimiz rahat olsun diye. 200 milyon euro borcumuz kaldı ya. 150'sini kapatıyoruz. Seneye sezon başında da 50 milyon euro ödeyeceğiz sadece. İşte transfer bütçemiz ve maaş bütçesi. Forvet'i Real Madrid'de bulduk. Muhammed Aliço istediğimiz oyuncu. 17 milyon euroluk bir transfer ücreti, %11 pay, onu kaldırdık. 19.8. Gerçi bundan sonra oyuncuyu da pek satacağımızı zannetmiyorum ama 18.8.
Hem orta saha hem defansif orta saha oynayabilen bir rotasyon oyuncusu getireceğiz. Bundan sonra transferlerimiz biraz rotasyon ağırlıklı olacak. Narti, Stuttgart'tan Galatasaray'a. Yabancı sayısını arttırmamak adına Türk kontenjanından Burak İnce rotasyona gelecek BFL'den Galatasaray'a. Ve muhtemelen son transferimiz olacak Gino Infantino kanat rotasyonuna gelecek son transfer. Galatasaray'da bu senenin transferi de bitti. Traore sonrasında neredeyse borcu bitirdik. İşte Galatasaray kadrosu, yedekleri ve kadro dışı. Açıkçası Doğan Alemdar'ın oynamasını istediğim için Muslera'yı göndermek istiyorum. Gider formayı alır, Doğan'ın gelişimini engelleyebilir. O yüzden şu teklifi kabul edeceğim. Almeria'dan 6.7'lik teklif geldi. Gayet iyi bir teklif. Ama Muslera kabul etmedi. Maaşından dolayı. Bir tane daha teklif geldi. Oo, Fenerbahçe Muslera istiyor. Hayır. Olmaz da. Rangers'ı görüşeceğiz. Yani şimdi Muslera 45 yaşına gelse de mantıken Fenerbahçe'yi satamayız. Rangers için fiyatta anlaştık ve Muslera satıldı. Galatasaray'da tam anlamıyla transfer bitti bu sene. Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Barcelona, Mitulen. Yani kötü kadromuz da yok ama Doğan ve çoğunun gelişimlerini düşünürsek hedef üçüncülük gibi duruyor. Biraz zor bir kura. Şampiyonlar Ligi'nde beklediğimiz gibi oldu. 5 puan ve üçüncülük. Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacağız. Ön elemede. Zor bir maç. Evet, Benfica maçındayız. İnanıyoruz. Portekiz'de sonucu alabiliriz. 2-0'lık galibiyet geldi. Joao ve Giuliano. En azından burada gidebileceğimiz yere kadar gitmemiz lazım. İkinci maç 3-0, toplamda 5-0. Son 16 Monaco ile oynuyoruz. Yani muhteşem ötesi takımlar yok bence Avrupa Ligi'nde bu sene. Sonuna kadar zorlamamız gerekirken 2-1 kaybettik. Ufak da bir ihtimal tur atlar mıyız? Deplasmanda 1-1 bitti. Eleniyoruz. Süper Lig'de sezon sonu ve Galatasaray yine şampiyon 92 ile. Türkiye Kupası'na geldik. 4-2'lik galibiyetle başladık. Giresun'u yendik. Hatay'ı geçtik. Final. Şampiyon Galatasaray. UEFA Süper Kupası Liverpool. Şampiyonlar Ligi City'nin. Avrupa Ligi Lazio'nun oldu bu sene. Ve Konferans Ligi Milan'ın. Yani Avrupa Ligi'nde bence daha iyi iş yapabilirdik diye düşünüyorum. İşte takım görüntüde. Doğan Alemdar artı 5 demiş. Seneye de artı 5'i zorlarsa Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer gruptan çıkmaya oynarız. Noah çok zor 82 oldu. Nelson'un gelişimi bitti gibi. Marka 85'te. Ya marka tamam ama Nelson'u satıp daha iyisi alınabilir diye düşünüyorum. Sasha Boy artı 2 dedim. Bulat artı 5 dedi. Kerem artık bitti gibi gelişimde. Timber'ın yerine oyuncu alacağız. Hiç beğenmedim. Bu kadar yavaş gelişim bu yaşta hem de hiç olmamış. Morussan artı 1 dedi. Burak İnce artı 3 demiş. Infantino artı 3 dedi. Çoğu artı 3 dedi. Performans anlamında Morussan, Simeone forvette formayı alan isim Çoğ'dan. Kerem, Çoğ, Yunus Akgün. Yani Giuliano Simeone baya oynamış. En değerli oyuncu Marco Bulat. Ligde gol kralı Morussan. Asist kralı Yunus Akgün. Gol yemeyen maç sayısında Tırmal 1, Doğan Alemdar 2. Yeni sezon başlıyor. 50 milyon euroyu transfer bütçesiyle kapatabiliyor muyuz? Hayır, 7 milyon euroya daha ihtiyacımız var. Yine satış olacak Galatasaray'da. Gerçi hazırlık turnuvasıyla da kapatabiliriz diye düşünüyorum eğer ki tur atlarsak. Ama stoper transferi bu sene yapacağız. Şimdi teklifler var. Marco Bulat'a özellikle acayip bir teklif geldi. Bir görüşelim. Burak İnce kiralanmayacak. Timber gider. Yani bu iki tekliften biri Timber'ı götürür. Bu arada kim satıldı? Timber gitti. Bütçeyi hemen ayarlıyorum. Ve artık bütün borçtan kurtuluyoruz. Tam tamına 350 milyon euroyu ödedik. Devam. Victor Nelson'a 42 milyon euroluk bir teklif. Bunu görüşelim. Bulat için hala görüşülüyor. Turnuvada da yarı final oynadık. Bulat için anlaşmışız. 104 milyon euro. Yani biraz düşük geldi sanki ya. Red. Nelson için 56.7'ye anlaşıyoruz gibi. Bulat'a işte Paris'ten teklif geldi. Bu teklif 140'lara kadar çıkar. Nelson gitti. Sasha Boy'a iyi teklif var. 127.600 Marco Bulat için. Marco kalacak. Sasha Boy de şu an için kalıyor gibi. Bulat da giderse çok ciddi transferler yaparız bu sene. 174 milyon euroya çıktı bütçe. Genç bir stoper alacağız aslında, Inacio'yu. Bu adam işte 87'leri zorlar. 50 milyon euro dedim, 72.6. Pay kalsın. Bundan sonra payın pek bir önemi olmayacak bence. Çoğu oyuncu takımda kalacak. 64.6. Bir türlü anlaşamıyoruz ya. 66.6.
Anlaştık. Şimdi MDO'dan başlıyoruz. Douglas Luiz istediğim oyuncu. 30 milyon euro ile teklife girdik. 48.2 istediler. Arada uçurum vardı. Teklifi yükselttik ama düşmüyorlar. 40 milyon euro seviyesine geldik. Hala herhangi bir düşüş yok. 42.200 %15 pay. Luiz için 45.4. Şimdi bitsin transfer derken iyi ya tamam 45.4 alın. Orta sahayı da Hollanda'da buldum. Bu adamın sözleşmesi 12 ay sonra bitiyormuş. Verman Galatasaray'a bence çok da ucuz bir ücrete geliyor. 36.4. Bir yandan baktığımızda çok da yaşlı bir oyuncu da değil. İleride çok büyük paralara bile satılabilir Verman. Stoper rotasyonuna bir isim getirmek istiyorum. Koray Günter. Bir dönem yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'a gelmişti kendisi. Ne ara bu kadar kendini geliştirip 78 genlere çıktı? O da ayrı bir mesele. Transferi Galatasaray'da bu sene itibariyle bitirdik. İyi oyuncular transfer ettiğimizi düşünüyorum. Takım hiç fena durumda değil. Özellikle Doğan Alamdar'ın 81'e ulaşmış olması beni mutlu ediyor. B grubunda Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Monaco, Mitulen bu sene ilk 2'de çıkmaya adayız. Ve başardık. Aynı puanı da toplamışız. İkili avarajda. Ne yazık ki ikinci olduk. Liverpool'la oynayacağız. Real'de Paris Saint Germain'le oynuyormuş. Bir ya da ikinci olmanın hiçbir şey değiştirmediği kura. Kendi evimizde Liverpool'u konuk ediyoruz. Şu bir gerçek. Simeone çoğudan daha fazla forma şansı buluyor. O yüzden Simeone'yi forvete aldım. İlk maç 3-1 kaybettik. Bu sene bu turda herhalde avlu açacağız. Deplasmandayız. Rotasyon. Çoğu oynuyor bugün. 2-1 kazandık. Çoğu bir de offside'dan gol attı ya. Rotasyon derken Çoğu'yu kastediyordum. Simeone oynasa acaba tur atlar mıydık? Süper Lig'de bir başka sene sonu ve 99 puanla şampiyonuz. Türkiye Kupası'na geldik. Son 16 6-2'lik galibiyet. Beşiktaş'ı yendik. Final. Penaltılarla şampiyon Galatasaray. UEFA Süper Kupası City, Şampiyonlar Ligi Liverpool, Avrupa Ligi Dortmund ve Konferans Ligi ise Atalanta'nın oldu. Şöyle takıma bakalım. Doğan Elemdar artı 3 gelişti 83, 45 hafta hatta 33 hafta sonra 84 olabiliyormuş. Bir an önce 85 olmasını istiyorum. Inacio artı 3 dedi, Marka artı 2 dedi. İkisi de fena değildi. Stoper anlamda sorun yaşamıyoruz bence. Defansif orta sahamız artı 2 gelişti. Kerem Aktürkoğlu 90 oldu. Berman idare etti. Seneye gelecek paraya bakacağız. Belki daha iyi isim getiririz. Infantino acayip gelişmiş. Baya baya da oynamış. Forvet'te kim oynadı? İkisi de oynadı ama Simeone'nin performansı çok daha iyi. Kerem Aktürkoğlu ise takımın en iyisiydi. Morussan Verman diye de devam ediyor liste. En değerli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu oldu an itibariyle. Ligde gol kralı Kerem Aktürkoğlu. Asist kralı da o. Gol yemeyen maç sayısında Doğan Alemdar 1. Yeni sene Galatasaray'da başlıyor. Bütçe fena değil. 48 milyon euroluk bütçe. Artık borç ödemeyeceğiz. Yani 48 milyonun tamamını kullanabiliriz. Bu senenin tek transferi orta sahaya olacak. O isimde Giovanni Lo Celso. Sonraki satıştan payda koydum. 48.800 dediler. Biraz daha maaş bütçesine yer kalmalı. 46.3. Bir tık daha düşersek bu transfer biter diyeceğim de 46.3 anlaştık. Ve Galatasaray'da transferi tamamladık. Bütçe zaten neredeyse bitti. Şampiyonlar Ligi'nde birinci torbadan katıldık. Bu sene Bayern Münih, Celtic, Apoel, Bayern'le liderlik için mücadele edeceğiz. E grubunda namalüp liderlik geldi. Bayern'i 4 puan farkla geçtik. Hertha Berlin'le oynayacağız. Bayern de City ile oynuyormuş. Çoğu ve Simeone beni benden alıyor ya. Çoğu daha fazla maça çıkmış. Simeone daha iyi gelişmiş. Bunu anlamak mümkün değil. Haydi bakalım. Hertha deplasmanına geldik. 4-2-2-2 oynuyorlar. İyi kadro kurmuşlar. Ama 2-0'lık yenilgiden kurtulamıyorlar. Galatasaray Hertha Berlin. Rövanş maçı. Çeyrek final bizim oldu. 2-1'le. Çeyrek final heyecanı geldi çattı. Liverpool'la oynuyoruz. Juventus'u elemişler son 16'da. En kötü beraberlik almamız lazım kendimizde. 2-1 kaybettik. Morussan'ın yalnız 85'teki golü o kadar kritik ki. Tamam mı? Demam mı? Anfield'da rövanş. 4-2. Yarı final geldi. Rodrigo'nun offside'dan attığı gol her şeyi değiştirdi. City, Atletico, Inter yarı finaldeki diğer takımlar. Ve rakip City. Galatasaray City. Kendi evimizde iyi sonuç almamız gerekiyor. 3-3 bitti maç.
İki tarafta neredeyse aynısını oynamış. 4'e 4 şut. Hadi çocuklar, final istiyoruz. Deplasman. 3-2 uzatmalarda Kerem Aktürkoğlu ile finaldeyiz. Sezon sonu yaptık. Süper Lig'de yine şampiyon Galatasaray, hem de bu sene namağlup, sadece 4 beraberlik 106 puanla. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 5-2, 6-3, 8-3, 5-2. Finalin adı Trabzon Galatasaray. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra oynanacak. UEFA Süper Kupası Liverpool. Finalde rakibimiz Inter. Avrupa Ligi'ni Real Madrid aldı. Konferans Ligi'ni ise Leipzig. İşte Galatasaray takım kadrosu görüntüde. Gerçekten bu sene de harika gelişmeye devam ettiler. Inacio 90'ı buldu. Artı 2 çok fazla vardı. Zaten ya gelişmemiş oyuncu ya da artı 2'yi bulmuş. Artı 3 bir tek Simeone'de vardı. Kerem Aktürkoğlu muazzam oynadı. Çoğa, Verma, Morussan, Yunus Akgün diye de devam ediyor. Sol bek 9 tane gol atmış. En değerli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, 150 milyon euro oldu yaklaşık değeri. Şampiyonlar Ligi'nde krallıklarda Kerem Aktürkoğlu'nun iddiası var. Verman da 2 tane atarsa olur. Çoğu da 2 tane atmalı. Asist krallığında da Kerem Aktürkoğlu 1, Verman ya da Yunus Akgün 2 ya da 3 asist yapması gerekiyor. Gol yemeye maç sayısında da iddiamız var. Doğan Alemdar gol yemezse finalde. Süper Lig'de ise çoğu Kerem Aktürkoğlu ve Doğan Alemdar zirveyi alan isimler. Hazırsanız finale başlıyoruz. Inter Galatasaray finali başladı. Michel götürüyor Michel. Michel yerde. Dakika 2 ya. Hoca bir dur Allah aşkına. Ya böyle kırmızı kart olmamalı FIFA'da. Bu mu kırmızı kart şimdi? Morussan'la çıkıyoruz. Morussan sol taraf oynadı Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu çok hızlı. Kerem Aktürkoğlu 1-0. Dakika 5. 10 kişiyle öne geçiyoruz. Çok güzel bir atak. Çok güzel bir kontra atak daha doğrusu. Kerem. Verman. Verman önündeki boş alanı değerlendiriyor. Verman, yakalayamadılar onu. Verman kaleciden döndü. Çoo. 2-0. İşte bu kadar. Hakeme karşı da oynuyoruz bugün. Onu bilerek oynuyoruz. Çoo. Fırsatçı golcü. Boy. Verdi pası Yunus Akgün'e. Yunus Akgün yerde, hoca bu ne? Sarı kırmızı kart dedi direkt. Inter'de 10 kişi. Ön cebinden çıkarınca sarı veriyor zannettim. Morussan şimdi Çoo. Çoo attı önüne topu. Çoo götürdü. Çoo 3 yaptı. Dakika 29. Bugün tam kontra atak takımıyız. Çoo. Açık alanları inanılmaz değerlendiren bir takım var. Yunus Akgün. Çoo. Vuruş geldi. 4 oldu. Dakika 32. Rakip zaten 11 kişiyken 2 tane gol yiyince bir afalladıydı. 10 kişi kalınca daha kötü oldular. Kamara. Diaby ile oynadı. Yunus'a çarptı top. Çoğu şimdi. Yunus Akgün'ü koşuyor onunla. Yunus Akgün son anda Van Dijk. Sağ tarafta boşluk var. Morussan'dan çok etkili top. Yunus Akgün. Kaleci. Tisankov. Etkili oynadı. Michel döndü. Morussan çekti topu. Morussan. Atar mı oradan? Morussan. Castells. Reyna. Etkili oynadı Diaby'e. Diaby. Diaby. Ortayı yaptı Doğan. Michel. Aradan oynadı. Offside yok. Tisankov 4-1. Bir daha izliyoruz. Çok iyi top. Ondan sonra zaten yapacak bir şey yoktu. Açıyı da kapatamadık. Kerem Aktürkoğlu'ndan Morussan'a. Morussan içe kat etti. Morussan Luis Felipe. Morussan iyi geçti. Morussan kötü vurdu. Douglas'tan pas güzel. Morussan Çoğu. Berman. Morussan şimdi vurdu Kamara. Atak devam edecek. Yunus Akgün. Çoğu indirdi. Morussan dönerse tehlike. Morussan kaptırdı. Kamara. Sasha Boy hızlı. Derken Diaby. Diaby aldı götürüyor. Diaby topun dibine. 4-2. Aynı golü yedik. Adeta aynı golü yedik. Sinirlerim bozuldu şu an. Yani şurada vazgeçtim çıkarmaktan. Geriye dönmedi. Kerem şimdi verdi pası. Morussan yerde. Yunus Akgün aldı. Son anda Van Dijk. İndirdik. Çoğu vuruş geldi. Castells inanılmaz çıkardı. Pas, maç bitti. 4-2 kazanıyoruz. Tam tamına 350 milyon euroluk bir borç ödedik. Sonrasında takımı iyi bir şekilde oluşturduk. Ve en sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. Bitti mi? Hayır. Bir kupa daha var. Bakalım onu kim kazanıyor?
Trabzonspor onu kazandı. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.